Peki sen hiç değişmiyorsun, gerçekten hiç değişmiyorsun. Evet. Ama kısa süre içinde değişen bir isimle devam edelim. 2011 yılında efendim Muhteşem Yüzyıl için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Meryem Uzerli son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. Meryem'e bu değişimin sırrını sorduk, işte yanıtı. Türk sinemasını geçmişten geleceğe taşıyanlar ödül töreninde Meryem Uzerli giydiği siyah elbisesi ve ışıltılı kolyeleriyle son derece şık görünüyordu. Yıllar geçtikçe güzelleşen bir kadın olarak kameralar karşısındaydı Uzerli. Keyfim iyi, İstanbul'dayım, mutluyum. İki çocuk annesi, 38 yaşındaki Meryem Uzerli kıskandıran bir güzelliğe sahip. Bir Almanya'da, bir Türkiye'de yorucu yolculuklara rağmen şahane görünüyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, yarım ay orada, yarım ay burada. Ben hep her ay buradayım. Çocukları Lara ve Lili de çok iyiymiş. Çocuk da yaparım kariyerde. Çocuklar çok iyi. Allah şükür olsun. Çocuklar çok iyi. Yani orada da yani orada çocuklarla birlikteyim. Oynuyoruz. Muhteşem Yüzyıl'da hayatımıza girmişti Meryem Uzerli. Kim bu güzel diye sormuştu milyonlar. Güzel gözleri, güzel bakışlarıyla Meryem Uzerli o yıllarda kuaförler literatürüne Hürrem Bakır'ı saç rengini sokmuştu. Meryem Uzerli her yıl aldığı yeni yaşın yanına bir de güzellik ekliyor. Her gecenin bir sabahı, her derdin bir dermanı olduğu gibi bu güzelliğinde elbette bir sırrı olmalı. Bir tane çocuk başka bir boyut. Yani şimdi her vücut farklı bir şekilde cevap veriyor. İki tane çocuğa karşı benim vücudum da böyle cevap verdi. Çok hızlı gitti her şey. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bir ara tükenmişlik sendromu nedeniyle bizleri üzmüş, kabuğuna çekilmişti Uzerli. Ancak güçlü bir kadın olduğu için dönüşü uzun sürmedi. Annemin Yarası, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Cingöz Reca ile Yıldızına Yıldız ekledi. Almanya'da yaşamını sürdüren, oyunculuk dışında Türkiye'ye gelmeyen Meryem Uzerli ülkemize kesin dönüş yapmayı düşünüyor mu? Sen Almanya'da insanlar beni soruyorlar, sen Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Ben diyorum ki yok, yani hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de beni soruyorlar, Türkiye'de mi yaşıyorsun? Ben diyorum ki yok, Almanya ve Türkiye'de yaşıyorum. Yani ben her iki tane ülkelerin arasında yaşıyorum. Hep de böyle olacak umut ediyorum. Çünkü her iki ülkende ev gibi hissediyorum. Buralara geldiğinde de hep otelde kalıyor. Bir ev alıp almayacağını soruyor muhabirler. Benim aslında burada bir evim vardı. Belki gene de olacak şimdi pandemi dolayısıyla, bu korona pandemi dolayısıyla daha çok Almanya'daydım. Çünkü hamileydim falan filan. Yani umarım inşallah olur. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşen ve kariyerine emin adımlarla devam eden Meryem Uzerli'nin bir Hürrem hallerine, bir de siyah elbise içindeki şu hallerine bakın. Her kadını imrendirecek bir yol haritasıyla devam ediyor hayatına. Nazar değmesin. Bakmaya kıyamadım. Yonca, Meryem bir ara Amerika'yı su yolu yapmıştı. O Hollywood yıldızlarının bir doktoru var orada. Simon. Kim Kardashian'ın? Böyle evet. Ayda bir Simon'ın kapısını... Hı. Biraz önce dediğim o kızları o hale getiren doktor olduğunu aynen düşünüyorum. Öyle. Hı. Yalnız güzel iş çıkarmış. Çok. Boşuna değil. Evet, eski fotoğraflarına falan baktığın zaman evet. Kendall çok, çok Jenner'lar, Kim Kardashian. Çok genç olmuştu, güzel olmuş bence. Hatırlarsanız Dr. Simon Türkiye'ye geldi. Meşhur bir yatta Boğaz sularında bir davet verildi. Sadece 20 sosyetik hanımefendi katılacaktı. Fakat Dr. Simon'u duyan... Az daha o yat batacaktı yemin ederim ağırlıktan, çünkü hepsi sıraya girmişler. 20 kişilik davet oldu, 40 kişi. Simon'a, adam oldu, bir şey mi yapacak onu? Simon'dan randevu alındı. Kolay mı Simon'dan randevu almak? Ama Meryem'i bayağı seviyordu. Meryem sayfasından onu paylaşıyordu, o Meryem'i paylaşıyordu. Meryem o ara biraz abarttı o dokunuşları. Sonra gelen tepkiler üzerine de bıraktı zaten. Bir şeyler yaptırmıyor. Şu an gayet iyi durmuyor mu? Çok iyi duruyor. Ben çok beğendim. Belki de o yanaklarındaki dolgular çıkmış olabilir. Eridi tabii, erimiştir zaman içinde. Evet, çok doğal, çünkü... doğal duruyor yani. Öyle ya, yapılmış doğal... gibi durmuyor. Kaç yıl önce gittiğinde 75 bin TL'ydi. Bak kaç yıl önce. Yonca, doğal insan o kadar az kaldı ki. Hep evet. Böyle... Tek tip insan dayatması. Bir işte nerede yanaklarımı gösterin. sen hep aynısın. Sen hep aynısın. Evet. Bak bu kız 2011 yılında Türkiye'ye geldiği zaman
kilolusun, balık etlisin işte. Halbuki ne kadar güzel, yüzü yuvarlak, vücudu yuvarlak hatları vardı. Kilo versin diye öyle bir baskı kurdular ki kız odasına koşu bantı istemişti ilk iş olarak. Sonra çikolata, baklava yemen yasak. Kız seviyordu. Baklava ayran sütlaç hastası. Sütlaç hatırlıyorum. Sütlaç ve baklava. Sütlaç krizini hatırlıyorum. Onu da kestiler. Kızı böyle hani tek bir kalıba sokmaya çalıştılar. Şöyle bir şey var. İnsanların, yani bu sektördeki insanların, televizyonun önündeki insanların zayıf olmasında fayda var. Çünkü televizyon zaten üstüne 5 kilo koyuyor. Koyuyor evet. Ya. Yani ne kadar zayıf olursa olsun o ekrana evet. çıktığın noktada hani ben de kendimi görüyorum. Ay falan dediğim çok oluyor yani. Evet. Derhal rejime girip hani o kendinizle barışık olmakla da ilgili bir şey değil. Çünkü kendini görüyorsun zaten. Ben ne olduğumu biliyorum ama beni olduğumdan 5 kilo daha fazla gösteren bir ekranda insan mutsuz oluyor haliyle. Bu sektördeki insanlara bir şey diyemiyorum, sözünü böldüm ama hani dışarıda bu işle alakası olmayan insanların bu kadar bu denli değişimleri enteresan. Evet. Hani, Simon'la evet, fotoğrafı. Simon'la beraber ne yaptırayım pozu vermiş. Bugün ne yaptırsam acaba pozu vermiş. Buraya bak, bir de biraz önce. Simon'a 75 olmuş. Bin TL ödediği dönem işte. Her gittiğinde. Al Simon. Simon bir de öyle ne reklam karşılığı de. Böyle bir barter anlaşması falan da yapamıyorsun. Simon o canlıyı yapar mı? Yapar mı ki bir kardeş ya? Canlıyı masanın üzerinde görecek. Kart da kabul etmez o. Doları koyacağım. Simon'a gidip diyeceksin ki kredi kartını 6 taş olur mu be abi? Direkt kapıyı gösterir. Diğer kapıdan ne çıkın lütfen. Ne yapar biliyor musun? Şırıngayı da böyle 6 doz çeker geriye günlerde, değil mi? Ayrı günlerde.